Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf matematik dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 5. sınıf yazılılarda sağ üst köşedeki kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden hadi ilk sorumuza başlayalım. Birinci soruya bakalım. Ne diyor aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Burada bize ne diyor arkadaşlar? Bak yüzdelik kısımlardan bahsetmiş değil mi? Dikkat ederseniz hep yüzdelik vermiş. Peki hocam biz yüzdeliği nasıl yapacağız? Yüzdelik yapabilmen için bir sayının paydasını yüz yapacaksın. E payda yüz yaptıktan sonra geriye kalan hepsi ne oldu? Bitti. Şimdi yandan bir boş sayfa alıp geldim. Buradaki ilk A şıkkına baktığımızda 2 bölü 5 demiş. E 2 bölü 5'in Payda kısmını, yani şu 5 olan kısmını 100 nasıl yaparız? Biz burayı eğer 20 ile genişletirsek 20 ile genişletirsek, burayı ne yapabiliriz? yüzdelik değerini bulabiliriz. Yani 2 bölü 5, 20 ile 2'yi çarptık 40, 20 ile 5'i çarptık ne yaptı 100. Yani 2 bölü 5 aslında 40 bölü 100'e eşit. E peki hocam bu şuna denk gelmiyor mu? 40, 100, 40 bölü 100 dediği için yüzde 40'a denk gelmiyor mu? Evet denk geliyor. Ha, o zaman birinci doğruymuş. Anladık mı mantığı? Payda kısmını 100 yaptığın takdirde yukarıdaki pay kısmı yüzdelik kısımdır arkadaşlar. 20 ile genişlettiğimizde 40 bölü 100 oldu. Bu da yüzde 40'a eşit oldu. E hocam aynı şekilde burayı mesela 100 yapabilmek için 5 ile genişletirsem 5 kere 11 55 bölü 5 kere 20 100 yaptı. E bu da %55 yaptı. E bu da doğru o zaman. Şimdi geldik. 25 bölü 3. E burayı da 4 ile genişletirsek sayın hocam ne oldu? 4 ile 3'ü çarptık. 12 bölü 4 kere 25 100 yaptı. Yani bu da %12 yapmış oldu. Bu da doğru mu? Doğru. Son olarak da buna geldiğimizde burayı bizim 10 ile genişletmemiz lazım. 10 kere 7 70 bölü. 10 kere 10 100 yapar. Bu da %70 yapar arkadaşlar. Bakın dikkat edin. %7 yapmaz. %70 yapar. Onun için B şıkkında bulunan ya ifade yanlıştır. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda ne vermiş? Yukarıda verilen şeklin sembolle gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir? E burada b sabit, aya doğru bir ne vermiş, doğru göstermiş bize. E şimdi burada bunun yazılışı aslında a b ne olacaktır? B'den A'ya doğru şöyle yarım ok olacaktır. Ama şıklar içerisinde bakarsanız A şıkkı da böyle değil arkadaşlar. A şıkkında her iki tarafa doğru ok var. Onun için bu şık yanlış. Ha bir de buna aynı şekilde şöyle yazarsanız B'nin olduğu kısma kapalı parantez derseniz aynı yapıya gelir. Yani B burada sabit duruyor ya. O sabitliği sen burada kapalı parantez koyduğun anda şunla şunun aynı olduğunu gösterir. Yani cevap ne olacaktır? B'nin kapalı olduğu parantez C şıkkında doğru olacaktır. Şimdi biraz nefes alalım. Üçüncü sorumuza geçelim. Yanda verilen üçgen kenarlarına ve açılarına göre üçgen çeşitlerinden hangisidir? Şimdi hocam ben bunu nasıl anlayacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım biliyor musun? Sana şurada demiş ki bak bura 5 santim. E burada 5 santim. Bunlar birbirine aynı mı? Aynı. O zaman bunların açıları da aynı. Yani şura 40 derece, şurada 40 derece. Bu üçgen, bu üçgen ikiz kenardır. İkiz kenar. Niye? İki kenarı da 5 santim 5 santim olduğu için bir kere ikiz kenar bir üçgen. Sonra burada 100 derece var mı? 100 derece. E 90 dereceden büyük açılara biz ne diyorduk? Geniş açı diyorduk. E 100 derece bir tane açısı 90'dan büyük olanlara biz ne diyoruz? Geniş açılı üçgen diyoruz değil mi? Üçgen diyoruz. E o zaman geniş açılı üçgen ve ikiz kenar ise cevabımız ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Köşegen uzunlukları birbirlerine eşit olan Dörtgenler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir dörtgen düşün. Tamam mı? Bu dörtgenin köşegene dediği yapı nedir biliyor musunuz? Şu kenardan şu kenara çekilen çizgidir. E bir kare ise bu. Kare ise bu çizgiler birbirlerine eşittir. Aynı şekilde dikdörtgense de Dikdörtgense de yine bu çizgiler birbirlerine eşittir. Nasıl anlayabiliriz hocam bunu? Mesela elinizde bir telefon ya da elinizde bir şey varsa, televizyon varsa Bakın şu köşelerindeki yapı ile şuradan dip köşesine kadar olan açıyla Buradan bu köşeye kadar olan açı ne olacaktır? Birbirlerine eşit olacaktır. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada bileceğimiz bazı şeyler var. Onları bir yazak. Neler var? 1 kilometre 1 kilometre kaç metreye eşit? 1000 metreye eşit değil mi? E o zaman burada 4 kilometre 4000 metreye mi eşit? Evet değil mi? 4 kilometre 4000 metre eşit. Bu doğru. Sonra geldik. Milimetre demiş. 10 milimetre 10 milimetre 1 santime eşit. 1 cm eşit. E şimdi 10 milimetrenin kaç santim olduğunu bulanmak için şurada bir sıfırı silersek aslında biz kaç santim olduğunu buluruz. Yani 8100 milimetre sıfırı sildiğimiz takdirde 810 santim yapar arkadaşlar. Onun için bura yanlıştır. Buraya geldik. 1 metre 100 santim yapar. 100 santim yapar. E 7 metre 700 santim yapar. Doğrudur. 10 milim 10 milim ne demiştim? 1 santim demiştim. Değil mi? E 10 milim 1 santimse 10 milim 1 santimse bura kaç santim yapar? 1 sıfır sildiğiniz takdirde 900 santim yapar. E hocam bize metre olarak soruyor. E bakalım. 100 santim 1 metre ise 900 santim kaç metre? Evet alalım cevapları 9 metre. Çok güzel. O zaman 9000 milimetre 9 metre edecektir. Aşağıdakilerden hangisinin uzunluğu santimetre ile ifade etmek diğerlerinden daha uygundur? Şimdi burada bakalım neler var elimizde. Bir karışın uzunluğu. Bir karışımı koydum. Uzunluğunu ben bunun santimle ölçer miyim? Ölçebilirim. Sonra Otomobilin boyu ya otomobil dediğin 2 metre kocaman bir yer tamam mı? bunu bir santim santim ölçebilir miyiz ölçemeyiz. Neyle ölçeceğiz? Metreyle ölçeceğiz. Mesela otomobilin boyunu ne derler size? 2 metre derler değil mi? Gidip de sana 200 santim der mi? Demez. İki şehir arasındaki uzaklık ne ile ölçülür? Kilometre ile ölçülür. Bak bu metre ile ölçülür. Bu santim ölçülür. Saç telinin kalınlığı. Bak hadi sizin için bir tane saç telimi feda edeceğim. Bak ettim. Şunun kalınlığını siz santim ile ölçebilir misiniz? Ölçemezsiniz. Bakın kalınlığı diyor. Uzunluğu demiyor. Şöyle koyduğunuzda şuradaki bulunan kalınlık dediğin nokta gibi bir şey. Bunu siz santim ile ölçebilir misiniz? Hayır milimetre ile ölçersiniz. Yani santimi ile ölçmeniz gereken şu bir karışınızın uzunluğu olacaktır. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? 4 yıl 48 ay demiş. 1 yıl kaç ay? 1 yıl kaç ay? 12 ay değil mi? E 4 yıl 4 ile çarpı 12 ne yaptı? 40. 48. Tamam doğru. 5 ay 150 gün demiş. E 1 ay kaç gün? 1 ay kaç gün? 30 gün değil mi? E 5 ay 5 ile 30'u çarparsan ne yapar? 150 yapar. Doğrudur. 7 hafta 70 gün. E 1 hafta kaç gün? 1 hafta 7 gün. Değil mi? 1 hafta 7 gün. E 7 kere 7 49 gün yaptı. O zaman burada ne var? Bir hata var. 70 gün yapmaz. 49 gün yapar. 3 dakika 180 saniye demiş. Burada da 1 dakika kaç saniye? 60 saniye. E o zaman 3 ile çarparsak 3 kere 60 180 saniye yapar. Bu da doğrudur. Yani 7 hafta 70 gün dediği yanlıştır. Oranın cevabı ne olacak arkadaşlar? 7 hafta 49 gün olacak. Saat 7.30'da işe başlayan Mehmet işten 16.20'de çıkmış. Buna göre Mehmet'in çalıştığı süre ne kadardır? Şimdi ben size şöyle bir şey söylesem. Bak bir tavsiye vereyim. Mehmet 10 dakika daha geç çıksın ve 16.30'da çıksın. Bak idi ya. Hadi bir 10 dakikada ben verdim. 16.30'da çıktı. E, 7.30'da da işe girdi. E çıkardığımızda ne olacaktır? Mehmet'in ne kadar çalıştığını nasıl bulabiliriz? 30'dan 30 çıktı 0'a 0. 16'dan 7 çıktı ne olacaktır? 9. Ha, Mehmet eğer 10 dakika fazla çalışsaydı 9 saat çalışacaktım. E 10 dakika az çalışsın o zaman 8 saat 50 dakika yapar. E hocam böyle zor olmadı mı? Böyle daha kolay oldu. Bak diğer türlü yapacak olsaydık nasıl yapacaktık? 16 20 eksi 7 ne yaptı? 7 30 muydu? 7 30 nasıl çıkaracağız? Çıkardık. 20'den 30 çıkmaz. Yandan 1 saat aldık. 1 saat kaç dakika yaptı? 60 dakika yaptı değil mi? 60 ile 20'yi topladık. 80 yaptı. 80'den 30 çıktı. 50. E buradan 1 saat aldığımız için 15 kaldı. 15'ten de 7 çıktı. 8.50. Siz burada bakın 1 saatin 60 dakika alma muhabbetini karıştırırsanız eğer orada soru kopar. Hop kaçtı gitti. Ondan sonra soruyu yakala yakalayabilirsin. Ama 10 dakika ekleyip de şu dediğim yöntemden gidersen çok kolay bir şekilde yaparsın. 8. soruyu da çözdük. Geldik. Kaçın soruya? Tabii ki de bilmek zor olmasa gerek. Evet 9. soruya. Şimdi 9. soruya bakak. Neyi sormuş bize? Aşağıda verilen sorulardan hangisi bir araştırma sorusudur? Türkiye'nin başkenti. Ya belli zaten. Neyini soruyorum bunun? Türkiye'nin başkenti Ankara'dır değil mi? Mehmet'in en çok sevdiği renk. Bana ne Mehmet'in sevdiği renkten? Beni ilgilendirir mi? Yok. Kaç tane iki basamaklı doğal sayı var? Zaten bu da belli. Ama sınıfımızda en çok sevilen öğretmen hangisi? Bak bu tam bir magazinsel bir konu değil mi? Mesela YouTuber'lardan en çok sevilen öğretmen hangisi? Bir anket olsa hemen ne yapalım? Mesela orada CKMK Akademi'yi görüp görmeyeceğim insana merak uyandırır. Merak uyandırılan şeyler araştırma konusu olarak karşınıza sunulabilir. Aşağıdakilerden hangisi? Küp dikdörtgenler prizması ve kare prizmanın ortak özelliğidir. Zaten kare prizmayla kare prizmayla kare prizmayla neydi? Küp aynı yapı. Tamam mı? Yani şu görmüş olduğunuz yapı. Dikdörtgen prizma biraz farklı bunlardan. Bak dikdörtgen dediğiniz biraz daha uzunlamaya gidebilir. Onlar farklı yapı olarak birbirlerinden. Şimdi bakalım. Ne sormuş? 6 tane yüzeyi vardır. Hepsinin 6 tane yüzeyi var mı? Bak say. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yüzeyi vardır küpün. Şurada yanında bir zeka küp olsa da hak gösterseydim. Yok şu anda. 6 tane küpü var. 8 tane birleşim noktası köşeleri var mı? Var. 12 tane ayrıtı var mı? Var. Bu da var. Ama bütün yüzeyleri karesel bölgedir. Şimdi küp dediğiniz karedir. A, A'dır. Bunda sıkıntı yok. Ama dikdörtgen prizma şura B iken biraz daha büyükken yani bura büyük kenar kan, bura küçük kenardır. Onun için her yüzeyi aynı değildir. Bu soruda yapacağınız işlem küp ve kare prizmanın şeklini çizmek ve dikdörtgen prizmanın şeklini çizmek olacaktır. Yanda verilen şekle göre aşağıda hangisi dik açıdır? Peki dik açı ne arkadaşlar? Toplamı 90 derece olacak değil mi? 90 derece olan açılara biz dik açı diyoruz. E bize vermiş ki bak 49, 21, 69. E bunları toplayacaksın ki hangisi 90 buna bakacaksın. E 49 ile 21'i toplarsan ne yaptı? Ne yapar? 60, 70 yaptı. Bura olmadı yani şu ikisini toplasa olmaz. 21 ile 69'u toplarsan ne yapar? Ha bura 90 derece yapar. O zaman bak dik açı nereden geliyor? E'den geliyor. Şuraya geliyor. Yani şuranın toplamı 90 derece yapıyormuş. O zaman bu açının bir golü nereden geliyor? Bak şöyle. Şura e şuradan gelen E. Şura B, şurada ne olacak? C. Ortadaki açı kaç derece yaptı? 90 derece. O zaman bura dik açıdır. Peki bunu nasıl yazacağız? Bunu yazmanın yöntemi şudur. E, B, C'nin açılı şekli. Yani açının kesiştiği nokta şura B kısmıdır. B harfidir. O orta kısımda bulunacaktır. E o da EBC olacaktır. Zaten ABD değil, e, DBC değil, ABE değildir. Şimdi geldik. Burada görmüş olduğunuz üzere bir tane yamuk var. Çok büyük bir yamuk var burada. Bu yamuğun demiş yanda verilen ABCD dörtgenine göre D açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi size bilgi olarak vereyim. Üçgenin iç açısı kaç derece? 180 derece. Peki dörtgenin iç açısı kaç derece? 360 derece. E hocam bu bir dörtgen mi? Evet bu bir dörtgen. Yamık da olsa şekli şüklü bir değişik de olsa bunun 4 tane neyi var? Kenarı var. Ondan dolayı bunun açılarının toplamı 360 derece yapacak. Peki o zaman yazalım. 120'yi artı 50 artı 80'i topladık. Ne yapar? 120-80 daha. 200 yapar. 50 daha koyduk. Ne oldu? 250 oldu. Peki iç açıları toplamı kaç derece olacaktı? 360. O zaman biz 360'tan 250'yi çıkarırsak geriye ne kalır? 110 kalır. O zaman bu 110 da şu bilinmeyen kısım var ya. Ha, o bilinmeyen kısma ait olacaktır. Yani C seçeneği olacaktır. Biraz yorulduk ha. Tam da güneş batıyor bak akşam sefası arkadaşlar. Çok güzel bir gün. 13. sorumuza bu dakikaya kadar gelen var mı acaba? 16. dakikaya gelmiş. Bazen merak ediyorum hani YouTube'da yazıyor diyor ki işte %5 %10 kısım işte son dakikalara kadar geldi diye. Bu dakikaya kadar gelenler varsa bir yorum kısmına yazsalar da sayımızı bir bilsek kimler var. Gerçekten bu dakikaya kadar izlemiş. Yandaki verilen A, B, C, dikdörtgenin çevre uzunluğu 40 cm. Bakın bir dikdörtgenin çevre uzunluğu nedir? Bura B. Bura B ise bura A. Bura A ise nedir? A artı A artı B artı B. Yani buradan başlayarak bunu toplayıp sonra bunu toplayıp sonra bunu toplayıp sonra bunu toplamış. Yani 2A artı 2B'dir. Değil mi? E bura 12 ise karşı tarafı da ne olacaktır? 12 olacaktır. E geriye kalan şunlar ne? Bunlara da hadi A diyelim. Bak A diyelim. Yani aslında bunun çevre uzunluğu ne? 2 tane 12 artı 2 çarpı 12 artı 2 tane A kaçmış? 40'mış değil mi? Çevre uzunluğunu kaç vermiş? 40 santim vermiş. E 2 sefer 12'yi toplarsak ne yapar? 24. Dur şuraya yazayım daha açık olsun. 24 artı 2A eşittir 40. 24'ü karşıya eksi olarak atarsan 2A eşittir. 40'tan 24'ü çıkardık. Kaç yaptı? Evet 40'tan 24'ü çıkardık. 16 yaptı. 2A eşittir 16. O zaman A bir kenarı ne olacaktır? 8 santim olacaktır. Yani A'nın biri 8 santimmiş. Diğer A'nın biri ise 8 santimmiş. E bakalım doğru mu söylüyor? Bir de sağlamasını yapak değil mi? Nasıl yapacağız? Şuradan çıktık yola bak. Yola çıktık. 12 Geldik mi buraya? Bir de 8 geldik. Ne yaptı? 20. Bir 12 daha geldik. 32. Bir 8 daha gittik. Ne yaptı toplamda? 40 yaptı. 40 santim miymiş? Evet. O zaman doğru yapmışız. Peki geldik. Burada da bir çevre sorusu var. Yukarıda verilen yamuk ile eşkenar üçgenin çevre uzunlukları birbirlerine eşittir. Buna göre eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimdir? E burada bir diyor ki bizim çevreyi bul diyor. E bulalım. Topla tek tek. 5, 6, 12 ve 7 sayılarını toplayacağız değil mi? Yani şu açıyı, şu kenarı, şu kenarı, şu kenarı toplayacağız. Toplayalım. 5 artı, 6 artı, 7 artı, 12 miydi? Toplayalım. 5 ile 6'yı topladık. 11, 7 daha topladık. 18, 18 ile 12'yi topladık. 30 yaptı. Değil mi? Elimizde ne var? 30 var. Peki şurada diyor ki, eşkenar üçgen Neydi bu eşkenar üçgen? Eşkenar üçgen dediğin üç kenarı da aynı. Yani burada A, burada A, burada A. Hepsinin uzunlukları aynı diyor. E, o zaman <gülüyor> biz <laughs> 30'u 30'un 3'e bölersek bir kenar uzunluğu ne olacaktır? Yani A 10 santim olacak. Buradaki A 10 santim. Burada 10 santim olacak. Doğru cevabımız 10. Peki hocam buradan bunu nasıl çıkardık demeyin. Bakın buranın çevresiyle bunun çevresi birbirine aynıymış Soruda o şekilde yazıyor. Şimdi son sorumuza da bakalım. Hadi 20 dakika olmadan bu yazılımızı da bitirelim. Yandaki şekilde dikdörtgensel bölge ile karesel bölge iç içe verilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimdir? Bak Şimdi şurayı verilmiş bir de kare verilmiş şu boyalı olan kısmın alanı ne? Öncelikli olarak şunu göstereyim. Şöyle bir dikdörtgen var değil mi? <laughs> Bu dikdörtgen kaç? 8 santime 5 santim değil mi? E, alanı nedir? Alanı nedir? Dikdörtgenin alanının formülü neydi arkadaşlar? Bir kenarı B bir kenarı A ise alanı A çarpı A çarpı B idi değil mi? O zaman 8 çarpı 5'ten 8 çarpı 5'ten buranın alanı ne olacaktır? 40 olacaktır. Onu bulduk. <laughs> Şimdi alt tarafında da bir tane kare varmış. Tamam mı? Bu karenin de bir kenarı 2 santimmiş. Bak bize buradan diyor. Karesel bölge diyor ya. E karenin alanı ne? Karenin alanı. Karenin bir kenarı A ise hepsi A'dır zaten. Karenin alanı ise A çarpı A'dan A çarpı A'dan a karedir. Yani bura 2 ise bura da 2'dir. 2 çarpı 2 den burada 4 cm karedir. Burada 40 cm karedir. Şimdi şu dış alan 40. Bak bura 40. Şura kaç? 4. E bize diyor ki şu alanı çıkar diyor. Yani tamamı 40 diye. 40'tan 4'ü çıkarırsan geriye ne kalacaktır? 36 kalacaktır. Yani şu tamamından şu belirli alanı şu kısmı çıkar dedi. E o 40'tan 4'ü de çıkarırsak çözüm ne olacaktır? 36 santimetre kare olacaktır. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım bu sınavdan bir çizgi iki yuvarlak gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.